Gazi Meclisimiz uyuşturucu baronlarından mı kolay oluyor? Yazıktır. Almanya'nın yaptığı operasyonla Kolombiya'dan kozmetik ürün adı altında Türkiye'ye gönderilen paketten kokain çıkıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi, Gazi Meclisimiz bilindik kolay firmaları varken neden Emre Özel bizzat yandaş medyanın uyuşturucu baronu diye tanımladığı Lakton Holding'den kolay alıyor? Eski Türk-Amerikan İş Adamları Derneği Başkanı ve Lakton Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Osman Akat'ın da aralarında bulunduğu 6 şirket sahibinin firmaları üzerinden Kolombiya'dan yurt dışından uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı gerekçesiyle tutuklandığını, en acısı da Gazi Meclisimiz yandaş medya tarafından da uyuşturucu baronu diye tanımlanan iş adamına ait Lakton Holding'den pandemiden bu yana kolonya alıyor. Bilindik markalı kolonya firmaları varken neden böyle şaibeli bir firmadan kolonya alındığını merak ediyorum. Çok yazık. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde her hafta vekillere bu kolonyalar dağıtılıyor. Kolombiya'dan kozmetik ürün adı altında Türkiye'ye gönderilen iki ayrı kargo paketinde toplam 111 kilogram kokain tespit edildiği ve kargonun alıcısının da Lakton Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Osman Akat ve Akat olduğu, yandaş medyadan da bu şahsın uyuşturucu baronu olduğu tanımlanıyor. Pandemiden bu yana Türkiye Büyük Millet Meclisi bu kolonyaları alıp milletvekillerine dağıtıyor. Genel kurulları sıralara kuruyor, her hafta dağıtılıyor. İlk günden beri tuhaf bulduğum bu durumu araştırıyordum. Nitekim önce fabrika yerini bile bulamadım. Yakın zamanda fabrikanın Ergene'de bir şaşalı açılış yaptığını ve ancak ondan sonra adresi buldum. Bu firma Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sattığı kolonya üzerinden de iyi paralar kazandı. Gazi Meclisimizin adı uyuşturucuya karışmış bir kişiye ait firmadan kolonya alınmasını anlamak mümkün değil. Ne işler dönüyor merak ediyoruz. Ama iktidara geldiğimizde bu karanlık işleri hep beraber açıklığa kavuşturacağız. Türkiye'de uyuşturucu ticareti artık uluslararası boyut kazanıyor.